Sevgili basın emekçileri, bugün partimizin İzmir il binasına alçakça bir saldırı gerçekleştirildi ve Deniz Poyraz kardeşimiz katledildi. Evet, bu gerçekten alçakça bir saldırıdır ama göz göre göre gelen bir cinayettir. Şunu öncelikle belirteyim. Burada sadece rastgele bir kişiyi öldürmeyle sınırlı bir plan söz konusu değildir. Bugün İzmir İl Örgütümüzde saldırının gerçekleştiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı. Daha önce planlanmış olan bu toplantı acil bazı nedenlerden dolayı ertelendi. Yani burada plan açıktır. Yapılmak istenen şey bir katliamdır. Biz bu katliam planlarını yakından tanıyoruz. Zaten İzmir il binasına girip oradaki tabloyu gören arkadaşlarımız öyle bir iki kurşunla hedef gözeterek öldürme amaçlı bir saldırı olmadığını da açıkça görüyorlar. Çünkü tam anlamıyla tarama yapmış katil, yani kim varsa öldürmek üzere ateş açmış. Bu katliam aynı zamanda bir provokasyondur. Bunun çok tehlikeli bir provokasyon olduğunu herkesin çok net görmesi gerekiyor. Aylardır söylüyoruz. Bu iktidar kaostan besleniyor. Tehdit ve şantajla demokratik muhalefeti susturmaya çalışıyor. HDP'yi her türlü yolu kullanarak susturmaya, sindirmeye uğraşıyor. Kobani davası bu amaca yöneliktir. Kapatma davası da aynı amaçla harekete geçirilmiştir. Hukukla ve siyaset yoluyla bizimle baş edemeyenler şimdi silahlı katillerini devreye sokmuşlardır. Burada yapılmak istenen geçmişte benzerlerini gördüğümüz kanlı oyunların tekrarı gibidir. 7 Haziran 1 Kasım arası yaşananları boşuna hatırlatmıyoruz. Ama sadece biz hatırlatmıyoruz değerli basın mensupları. İktidarın başı da, AKP'nin genel başkanı da açıkça 7 Haziran'ı unutmadıklarını söylüyor. 7 Haziran 1 Kasım 2015 arasında neler yaşandığını şimdi ayrıntılı anlatmama gerek yok. Orada da benzer planlar söz konusuydu. İl binalarımıza saldırılar gerçekleşti. Çalışanlarımız katledildi. Meydanlara bombalar atıldı. Canlı bombalarla yüzlerce kişinin hayatı, canı alındı. Bu ülke kana bulandı. Şimdi de yarattığı bu karanlık döngüden, bu kanlı ve kirli çukurdan kurtulamayacağını anlayan iktidar kaos planlarını devreye sokmuştur. AKP Genel Başkanı'nın bir süre önce Rize'de İYİ Parti Genel Başkanı ve heyetine yönelen linç girişiminden sonra yaptığı açıklamayı da unutmayın. Bunlar daha iyi günleriniz. Daha neler neler olacak. Soruyoruz. Bu sözünüzü bir kez daha tekrarlayıp açıklayın. Ne demek istediniz? Bu sözün altını doldurmak zorundasınız. Her gün herkesi, her kurumu tehdit eden, hedef gösteren iktidarın küçük ortağı bu saldırı karşısında ne diyor? Sözü
nedir? Gazetecileri, siyasetçileri ve en başta partimizi, bütün demokratik kitle örgütlerinin yöneticilerini, bütün muhalefet partilerini hedef gösteren iktidarın küçük ortağı da bu saldırıdan sorumludur. İktidar bir bütün olarak bu saldırının sorumlusudur. Her gün nefret diliyle konuşan, düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan, toplumu kutuplaştıran, çatışma ortamını tahrik eden iktidar, bu cinayetin de bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin veya katliam girişimlerinin sorumlusudur. Değerli basın mensupları, İzmir il binamız yaklaşık 1,5 yıldır kuşatma altında. Oraya çeşitli çevrelerden provokatörler gönderiliyor. İzmir il binamızın etrafında sayısız polis ve emniyet aracı var. Bu şahıs bugün saat 10.30'da göstere göstere elinde silahla binamıza girebiliyor ama bunu oradaki yüzlerce polis görmezden geliyor ya da yol veriyor. Bunların hepsinin peşinde olacağız. Hukuk yoluyla hepsinin hesabını soracağız. Demokratik siyaset yoluyla da bütün bu provokasyonları boşa çıkaracağız. Provokasyonların sorumlularının da halk önünde, sandıkta ve demokratik siyasetin bütün alanlarında hesap vermesini mutlaka sağlayacağız. Sevgili arkadaşlar, burada yapılan saldırının tek hedefinin ve asıl hedefinin HDP olmadığını herkesin artık daha açık görmesi ve dile getirmesi gerekiyor. Bir süredir ortaya saçılan iddialar, Sedat Peker'in ifşaatları her geçen gün iktidarın itiraflarına ve ikrarlarına dönüşüyor. Bu iddiaların içinde katliamlar var. Korkunç, kirli, uyuşturucu ticareti, cinayetler, cinayetlerin üstünü örtmeler, talan var. Öyle bir kirli girdap yaratmış ki bu iktidar, bu iddialar karşısında bir tek kelime söylemeye cesaret edemiyor. Çıkıp da açıklama yapmak adına konuşan iktidar mensubu